Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size portfolyonuzdaki A1 seviyesinde yazılan kelimelerin bir kısmını burada detaylı bir şekilde örnek vererek size anlatacağım. Diğer kelimeler, hani burada olmayan kelimeler, şu videoda yazmadığım kelimeleri de artık siz kendiniz ezberlemek zorundasınız zaten. Yani kelime ezberlemeden olmaz. O yüzden onları da siz kendiniz ezberleyeceksiniz. Bunları da zaten ezberleyeceksiniz. Zaten dil öğretimi, hani dil öğrenmek şey değil. Yani kelime ezberlemeden olmuyor. Evet, şimdi örneklere gidelim. Şimdi sizin portfolyonuzda yazılan kelime accountant sanırım. Yani bunların bir tanesi. Evet, sanırım accountant orada yazıyor. Bu kelimeyle, bu kelimenin köküyle kaç tane kelime yazılabilir? Kaç tane kelime mevcuttur ve bu kelimeler acaba isim mi? Yani noun bölümünde koyduğum şeyler isimdir. Fiil olsa verb kutusuna koydum ve adjective sıfattır, adverb zarftır. Nasıl bir zarf? Hani fiili anlatan bir zarf. Adjective nedir? Bir ismin nasıl, ne şekilde olduğunu anlatır. Adverb bir fiilin nasıl, ne şekilde yapıldığını anlatır. Şimdi buradaki bir tane kelime ile aynı ailede olan kaç tane kelime kaç tane kelime var burada yazdım ve her birisi için bir örnek verdim. Çünkü yani bir cümle örneği olmadan veya bir cümle kurmadan kelime beyin içerisine girmiyor. Yani mutlaka bir cümle kurulması gerekiyor. O yüzden öğrendiğiniz yeni kelimelerle ya gördüğünüz o cümleyi birkaç kere okuyun veya kendiniz cümle kurun ki aklınızda kalsın, bu kelime kullanılmadan beyin onu doğru düzgün bir şekilde tanımlayamıyor. Şimdi tane tane kelimelere giriyorum. Bu videoda sizin için çok yararlı olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin ve not alın. Defterlerinizde not alın. Ayrıca videoyu likelarsanız bana da çok yardımcı olursunuz. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim kelimelerimize. İlk kelime accountant, muhasebeci demek. His father is an accountant. Onun babası muhasebeci. Account hesap demek. Hani banka hesabı, bilmem bir e-mail hesabı, YouTube hesabı olur da hani herhangi bir web sitesinde bir hesap açma falan filan. Orada account kelimesini görürsünüz. Şu üçüncü cümlede she doesn't have a bank account. Onun bir banka hesabı yok. Count saymak demek fiil olarak. Please count the apples. Lütfen elmaları say. Okay, adjective bölümünde countable, uncountable. Bunlar ne olduğunu biliyorsunuz. Please circle the countable nouns. Sayılabilen isimleri daire içine al lütfen. Water is uncountable. Su sayılamaz. Bunlar da sıfat şeklinde cümlenin içinde yer almış. Diğer kelimelere geçelim. Evet. Portfolyoda alone kelimesi vardı. Ben bunu diğer kelimeleriyle birlikte yazdım. Loneliness, yalnızlık demek. Yalnızlık nedir? İsim.
Yani gramer olarak isim yerinde oturuyor. Örnek vereyim. He has no problem with his loneliness. Diyor ki yalnızlığıyla hiçbir problemi yok. Yalnızlık isim yerinde oturuyor yani. Alone, yalnız. She is sitting alone. Bu da hani nedir? O yalnız oturuyor. She is feeling lonely. Lonely kelimesi de duygudur. Bir duygunun hani nasıl olduğunu, hani yalnızlığı hissetmek, yalnız hissetmek için lonely kelimesini kullanıyoruz. She is feeling lonely. Yalnız hissediyor. Mesela bunun yerine nasıl bir sıfat gelebilirdi? Happy gelebilirdi mesela. She is feeling happy. Mutlu hissediyor. She is feeling lonely. Yalnız hissediyor. Diğer kelimelere geçelim. Evet. Architect. Architect mimar demek. Architecture mimarlık demek. Architecture mimarlık boyutu falan demek. Yani içinde mimarlık sanatı geçen herhangi bir şeyi temsil eden bir sıfattır. Şimdi he is an architect. O bir mimar. İsim olarak kullanılmış burada. Taj Mahal is famous for its architecture. Taj Mahal mimarlığı için meşhurdur. The architectural designs in that building are very beautiful. Mimarlıkla alakalı dizaynlar o binada çok güzel diyor cümlemiz. Evet. Gelelim diğer sayfaya. Arrive fiili var ve arrival isim olarak arrival. Arrival nedir? Bir anlamı şey şu havaalanlarında bekleme salonu oluyor. Oraya arrival diyoruz. He was sitting at the arrival. Arrive, varmak fiil olarak kullanılıyor. We should arrive on time. Zamanında varmamız gerekiyor. Diğer fiile geçelim. Evet, bore kelimesi bir yeri kazarak delmek demek. Fiil olarak bore bir yeri kazarak delmek demek. Don't bore the front wall. Ön duvarı delme diyor. Bored sıkılmış demek. I am bored cümlesinde sıkıldım demiş oluyoruz. Boring, sıkıcı demek. I think this movie is boring. Bence bu film sıkıcıdır. Sıkılıyorum demek için I am feeling bored diyebilirsiniz. Ama I am boring deseniz ben sıkıcıyım demek oluyor. Çünkü boring sıkıcı demek. I am boring, ben sıkıcıyım demek. Sıkıldım demek isterseniz I am bored demeniz lazım. Bunları da çok dikkat edin yani. Çünkü komik duruma düşmenizi istemiyorum. Okay. Brave, cesur demek. Portfolyonuzda bu vardı. Braveness, cesaret demek. I was surprised by his braveness. Ben onun cesaretiyle, cesaretinden dolayı şaşırdım. He is very brave. O çok cesur. Bu şekilde. Bunu sıfat, brave sıfat olarak kullanıldı. Braveness isim olarak kullanıldı. Cesaret isimdir.
Cesur sıfattır. Okay. Calculator. Hesap makinesi demek. Calculate, hesaplamak demek. O da fiil olarak geçer. Yani bu isimdir, bu fiildir. I have a calculator. Benim bir hesap makinem var. She calculated all the numbers in the paper. Kağıttaki bütün rakamları hesapladı. Calculate, hesaplamak demek. Burada da fiil olarak kullanılmış. Diğer sayfaya geçelim. Evet, continue, devam etmek demek fiil olarak. Continuous, sıfat olarak kullanılıyor. Devamlı demek, devamlı olan bir şey demek. Zarf için, zarf olarak continuously, devamlı olan bir şekilde, devamlı bir şekilde. Bu da şey demek, devamlı olan bir şekilde demek ve zarf olarak kullanacağız bunu. Yani bununla fiilimizin nasıl yapıldığını anlatacağız. Bununla bir ismin veya bir olayın nasıl olduğunu anlatacağız. Bu da bir fiildir zaten. Ay. Evet. I can't continue without a ruler. Cetvel olmadan devam edemem. Yani cetvelim olması lazım, sonra devam edeceğim diyor. I can't continue. Burada fiil olarak gelmiş. Thanks for your continuous help. Devamlı yardımınız için teşekkür ederim diyor. He calls his mother continuously. O sürekli, devamlı bir şekilde annesini arıyor. Evet. Diğer kelimemiz day, gün. Daily kelimesi hem sıfat olarak kullanılıyor hem zarf olarak kullanılıyor. Günlük. Yani günlük olan bir şey veya günlük bir şekilde yapılan bir fiil. Şimdi, I don't do sports during the day. Burada day isim olarak kullanılmış. Zaten başka bir şey olarak kullanılmaz. Diyoruz ki gün boyunca spor yapmam. What's your daily routine? Günlük rutinin ne? Bu cümleyi birçok kez duymuşsunuz. Okay, he exercises daily. Günlük bir şekilde egzersiz yapar. Evet, burada şu rutin kelimesine bir sıfat olarak daily gelmiş. Burada fiilimizi anlatan bir kelime olarak adverb dediğimiz konumda daily kelimesi kullanılmış. Evet. Şimdi. Divorce, boşanmak demek. Divorced fiilimizin üçüncü hali aslında ve sıfat olarak kullanılıyor. Fiilimizin üçüncü hali bazen sıfat olarak kullanılıyor. Divorced, boşanmış demek. Şimdi he wants to divorce, boşanmak istiyor. Burada fiil olarak kullanılmış. Yani cümlede ikinci fiil olarak kullanılmış. Şimdi he is divorced, o boşanmış. Yani medeni durumu boşanmış durumda. Şimdi isim olarak friend var. Friendship, arkadaşlık demek. Friend, arkadaş. Bunu da yanlış yazmışım. Evet. Şimdi friend var. Arkadaş demek isim olarak. Arkadaş. Friendship, arkadaşlık demek. Bu da isimdir. Ve friendly sıfattır. Sıfat olarak kullanacağız bunu.
He is not my friend. O benim arkadaşım değil. İsim olarak kullanılmış. Pardon. İsim olarak kullanılmış. Friendship is very valuable in my culture. Arkadaşlık benim kültürümde çok değerli bir şeydir. Arkadaşlık. Bakın burada isim olarak gelmiş. She is very friendly. O çok sıcakkanlı, arkadaş canlısı. İşte böyle bir sıfat şeklinde cümlede kullanılmış. Height. Uzunluk demek, yükseklik demek. High, yüksek demek, sıfat olarak kullanılıyor. Highly, bu da zarf olarak kullanılıyor. Fiilimizi anlatıyor, adverb. I want to know her height. Ben onun boyunu bilmek istiyorum diyor. This is a high building. Bu bir yüksek bina. Bu yüksek bir bina. This technique is highly recommended. Burada highly çoklu derecede ya da ne bileyim işte çok anlamı vererek şu anlamı katıyor cümlemize. Bu teknik çokluca tavsiye ediliyor. Evet. Şimdi gelelim. Interest, ilgi demek, bir şeyi sevmek demek. İsim olarak interest, ilgi demek. Interested, ilgisi olan kişiye interested diyebiliyoruz. Pardon. Interesting, ilginç, ilgi çeken herhangi bir şeye interesting diyebiliyoruz. Ne oldu? Interested, ilgisi olan kişiye interested diyebiliyoruz. Interesting, ilgi çeken herhangi bir şeye interesting diyebiliyoruz. Şimdi isim olarak şöyle kullandım. Talk about your interests. İlgileriniz hakkında konuşun. Yani ilgilendiğiniz şeyler, sevdiğiniz şeyler hakkında konuşun demişiz bu cümlede. I am interested in art. Ben sanatla alakalı ilgisi olan birisiyim diyor. İlgisi olan birisiyim. Sanatla ilgili ilgisi olan birisiyim diyor. This is an interesting book. Bu çok ilgi çekici bir kitap. Evet. Şimdi manager. Manager müdür demek. Müdür veya ne diyorlar bazen? Neyse işte. Manager müdür. Yani genel müdür aslında. Mesela okul müdürü değil genelde. Eğer genel müdürse okulda hani manager derler. Eğer okul müdürünü demek istersek o da principal olur. Orada manager demeyiz. Ama mesela bir şirketin müdürüne manager deriz. Management. Management. Yönetim bölümü demek. Manage. Başarmak demek. Bir şeyi idare etmek demek. Başarmak ve idare etmek her iki anlamda da kullanılır. Şimdi he is a manager dedik, tamam. There is a problem with the management. Yönetimle alakalı bir problem var.
He can't manage the company. O şirketi idare edemiyor. Evet, eğer manage'den sonra ikinci bir fiil gelirse o fiili başarmak anlamında kullanılır. Okay. Gelelim diğer fiilimize. Diğer fiilimiz, yani portfolyonuzda married yazıyor sıfatı. Married evli demek. Marry evlenmek demek. Married evlilik demek. Evlilik isimdir. Evlenmek fiildir. Evli sıfattır. Şimdi marriage is very important for him. Evlilik onun için çok önemli. İsim olarak kullanıldık bunu. Zaten isim olarak kullanılması gerekiyor. He wants to marry your sister. O senin kız kardeşinle evlenmek istiyor. Bu da fiil olarak kullandık. We met a married woman. Biz bir evli bayanla tanıştık. Burada da sıfat olarak kullandık. Yani kelimelerin yerine dikkat edin, onu demek istiyorum. Evet. Şurada. Person, kişi demek. İsimdir. Personality, kişilik demek. O da isimdir. Personalize, kişiselleştirmek demek. Mesela personalize genelde teknolojik aletlerde kendi istediğiniz formatı verdiğinizde onu personalize yapmış oluyorsunuz. Personal kişisel demek, şahsi demek. Personally şahsen demek. Şimdi örneklerimize gelelim. She's a good person. O iyi bir kişi, o iyi bir insan. She has a good personality. Güzel bir kişiliği var. I will personalize my channel. Ben kanalımı kişiselleştireceğim. Kişiselleştirme yani kendime özel değil. Hani tasarımını kendi keyfime göre ayarlayacağım demek. Hani özelleştirme değil. Kendi isteklerinize dair şekillendirme demek. Please write your personal information. Kişisel bilgilerinizi yazın lütfen. I personally believe that you are wrong. You are wrong, sen yanlış düşünüyorsun demek. I personally believe that you are wrong. Ben şahsen şuna inanıyorum. Sen yanlış düşünüyorsun arkadaş. Demiş olduk bu cümlede. Evet. Possibility, ihtimal demek. Muhtemel bir olaya, yani ihtimal olan bir olaya, böyle mümkün olan bir şeye, bir duruma ne diyoruz? İşte possibility. Possible, mümkün demek. Bu sıfattır. Bu da ihtimal. There is a possibility of change in the program. Bir değişme ihtimali var programda diyor. Evet. Bir değişiklik, change, ihtimali var. Yani olabilir. İsim olarak kullandık. There is a possibility. This is not possible. Bu mümkün değil. Dedik. Zıt anlamı da impossible. Şimdi, burada da sıfat olarak kullandık. Gidelim. Şuraya. Security. Güvenlik demek, o da isimdir. Secure, güvenli demek, sıfattır bu. The rules are for security. Kurallar güvenlik içindir. Security,
isim olarak kullanılmış. Keep it in a secure place. Onu güvenli bir mekanda tut, sakla. Evet, diğer gruba geçelim. Strong vardı portfolyonuzda. Güçlü demek, sıfattır. Strength, güç demek, o da isimdir. Güçlendirmek, strengthen. Bu da fiil olarak kullanacağız. You should improve your strengths. Sen gücünü daha iyi ilerletmelisin. Yani hani vücudunun gücünü iyileştirmeli derken çeviremedim bir türlü. Yani kendini güçlendirmelisin cümlenin anlamı bu. Ama hani gücünü daha iyiye doğru götürmelisin diyor. Strength isim olarak kullandık burada. She is going to the gym to strengthen her body. Vücudunu güçlendirmek için spor salonuna gidiyor. Burada güçlendirmek fiil olarak kullanılmış. He is very strong. Bu da sıfat olarak cümlede kullandık. Evet, diğer grubumuza geçelim. Success, başarı demek. Succeed, başarılı olmak demek, başarmak demek. Successful, başarılı, successfully, başarılı bir şekilde. Şimdi cümlede kullanalım. We are talking about success. Biz başarı hakkında konuşuyoruz. Burada isim olarak success kullanılmış. He wants to succeed. O başarmak istiyor. Başarılı olmak istiyor. He wants to succeed. Bu da fiilimiz. He is a successful businessman. Başarılı bir iş adamıdır. We finished the project successfully. Biz projeyi başarılı bir şekilde bitirdik. Tamamladık. Evet. Geçelim diğer gruba. Şimdi portfolyonuzda think fiilimiz var. Düşünmek demek. Bunun ismi düşünce isimdir. O da thought. Thought. Bu kelime de bu fiilin üçüncü hali olarak isim yerine oturabilir. Düşünce anlamı verir. Thoughtful, düşünceli demek. Nasıl düşünceli? Hani pozitif anlamda değil. Yani çok düşünüyor. Kafasında bir sürü karmakarışık düşünceler var. Daha doğrusu hani tedirginlik anlamı taşıyor bu. Bu da sıfat olarak. Thought, think, thoughtful. Gelelim cümleye. I know your evil thoughts. Ben senin kötü fikirlerini biliyorum. I know your evil thoughts. Think about your plans. Planların hakkında düşün. Burada da fiil kullandık. She is very thoughtful today. O bugün çok düşünceli veya tedirgin görünüyor. Evet. Sıfat olarak da böyle kullandık. Diğer gruba geçelim. Train.
fiil olarak eğitmek demek, antrenman yapmak demek, böyle antrenman yaptırmak demek veya bir beceriyi öğretmek demek. Trainer, trainer'ın iki tane anlamı var. Ya hani sizi eğiten birisini, eğiten birisini trainer dersiniz veya İngiltere şeyinde, kelimelerinde trainers kelimesi spor ayakkabısı olarak geçiyor. Trainee, antrenman alan veya eğitim alan kişiye diyoruz. Training, antrenman, yani antrenmanın kendi o ismi, isim hali. Şimdi, he's a professional trainer. O profesyonel bir eğitici. Where are my trainers? Benim ayakkabılarım nerede? Spor ayakkabılarım nerede? He is a new trainee. O eğitim alan yeni birisi. We had a good training session. İyi bir antrenman dersimiz oldu. He trains his team very well. O takımını çok iyi eğitiyor. Burada da fiil olarak kullandık. Gelelim diğer gruba. Evet, understand. Anlamak demek. Misunderstand, yanlış anlamak demek. Understanding, anlayışlı demek. Understandable, anlaşılabilen demek. Sıfat olarak bu ikisini de bu şekilde kullanabiliriz. She doesn't understand, fiil olarak kullandık. She misunderstands everything. O her şeyi yanlış anlıyor. Burada da misunderstand yine fiil olarak kullanılmış. She has very understanding parents. Çok anlayışlı anne babası var. His lecture is not understandable. Onun konuşması, konferansı anlaşılır bir şekilde değildi. Anlaşılır, anlaşılabilen bir durumda değildi. Evet. Şimdi kelimelerin şöyle isim, fiil, sıfat, zarf şeklinde farklı şekillerini ve kullanışlarını, bunlara biz parts of speech diyoruz. Bunları size anlattım. Diğer portfolyo kelimelerinizi lütfen ezberleyin. Sonuçta kendiniz için ezberliyorsunuz, benim için değil. Başarılar diliyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen mesajlarda, yorum bölümünde yorum bırakın, sorularınızı sorun. Benimle Facebook sayfamdan da yapabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz, buradan da yazabilirsiniz. Sorularınız cevapsız kalmayacak. Başarılar dilerim.